şu an olumsuz. Yani ben istemiyorum oraları. Mesela biz dövüyorlardı. Bakma vallahi dövüyorlardı biz ya. Öyle öğretiyorlardı. O yüzden kapatılsın diyorum. Benim gençliğimi aldılar orada, benim gençliğimi. En son beni dövdüklerinde tuvalette bayılmıştım. Benim çok arkadaşım. Bizim sokakta bile kurs var. Kur'an kursu. Yani Kur'an kursu Süleymancıların. Biz biliyoruz Süleyman Efendi, Hilmi Hazretlerimiz de çok şey yaptığı şeyleri de biliyoruz ama onun arkasından gelen hocalar, hiç tasdiklemiyorum onları. Kalan gençler baskı yapıldığını söylüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya baskı benim zamanımda yapılıyordu ama artık tanıdıklarım var, hiç yapılmıyor deniliyor. Ama ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyoruz. O yüzden konuşacaklarım bu kadar. Sizlere hayırlı çekimler dilerim. Tarikat yurtları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim bu zamanda tarikat yurdu mu olur ya? Bu devlet nerede ya? Görüyorsunuz adam intihar etti ya. Geleceğimizi intihar ettirdiler ya. İnsanları intihar ettirdiler ya. Böyle bir devlet olur mu ya? %100 artmış, %100. Tarikat yurtları ya. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu ihanet ya. İhanet ediyorlar ya. Ne diyeyim ya, sinirliyim, çok sinirliyim ya. Cemaatlere de inanmıyorum, şeriatlere de inanmıyorum. Bazı muhafazakar kesim cemaat yurtlarını destekliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Desteklemiyor, sadece gelir kaynakları. Peki siz kendi çocuğunuzu cemaat yurduna verir miydiniz? Asla vermem. Devletin okulları var, üniversiteleri var. Muhafazakar kesime ne ihtiyaç var ki? Devletim okuttuktan sonra, çocuğuma sahip çıktıktan sonra cemaat benim çocuğuma ne kadar bakabilir? Veyahut da bir cemaati ilerleyen bir 15 Temmuz daha yapmak için mi bekliyoruz? Bir 15 Temmuz daha görmek için mi cemaatleri yetiştiriyoruz? Vakıf olsa anlayabilirdim. Cemaatlerin amacı ne zaten? İbadetler zaten Türkiye'de özgür. İsteyen istediği gibi ibadet yapabilir. İbadet yapmak için de cemaate gerek yok. Konuşacak olduklarım bu kadar. Kapanmalar lazım acilen. Yani benim oğlumu da istediler. Ben vermedim yurda. Peki vermeme sebebiniz neydi? Ya benim işte 30 yıllık oturduğum ev sahibim. Ondan sonra çocuğu şimdi odadan hiç dışarıya çıkmıyor mesela. Annesiyle konuşmaz, etmez, pek fazla. Yemeğini odasında yer. Ben istemiyorum. Normal okula verdim. Ya eniştem de var. Eline baskı yaptı. Hayır enişte dedim. Ben Süleymancıların yurduna kesinlikle göndermem dedim. Yani. İstemem yani. Çocuğum normal okulda okusun. İsterse ilahiyat gene okur. Yazın gene yurtlar var. Yani cami var, gider. Yurda hayatta göndermem. Yurtta çok şeyler oluyor. Ama bunu da duyuyoruz yani. Görüyoruz, duyuyoruz. Çünkü çok araştırmacı bir insanım ben. O yüzden çocuğumun yani iyi yerlerde olmasını istiyorum. Yani okursa okur. Okumazsa artık yapacak bir şeyim yok. Yani tavsiyem hiç kimse yani yurda vermesin. Okuyan her yerde okuyor. Okuyan hoca da olur, alim de olur, hepsi ne olur. Benim komşu verdi. Ben dedim kız Süleymancı'nın yurtuna niye verdin dedi. Abla dedi, kendisi istedi dedi. İyi dedim, sen bilirsin. Oradan dışarıya çıkmazsa dedi, o zaman sen görürsün dedim yani. Anne baba tanımıyorlar, saymıyorlar. Vallahi bilmiyorum. Yani yurtlar pek iyi değil. Sağlıklı değil yani. Cemaat yurtları sağlıklı değil. Özellikle bunu söyleyeyim. Siz kendi çocuğunuzu cemaat yurduna verir miydiniz? Yok, vermem. Kesinlikle. Ben açık görüşlü bir insanım. Müslüman elhamdülillah, 5 vakit namazını kılıyorum. Da vermem yani. Benim çocuğum her şey açık olsun. Niye vereyim cemaate? Niye? Sebeple. Ama cemaat var mıydı? Vardı. Niye vardı dersen, bak şunu diyorum, ben bunu defalarca söylüyorum. Benim kızım iki sefer Sözlü'den, bak zabıt katipliğini kaybetti. İki sefer hem de. Bak şimdi milletvekili oluyor çocuk. AK Parti'nin alt yönetimindeydim ben. Neydi adını? Başkanı da burada, o kadar üttüğüm halde. Tamam mı? Uyamadım. Sordukları soru da şuydu. Kızım bize leblebi getir. Nerelisin? Çorumlu bize leblebi. Sözlü'de sordukları da soru bu. Herkes kendi adamını alıyor. Tamam mı? Diyorlar ki ben AK Partiliydim. Bıraktım şimdi. Tamam mı? Torpil var. Vallahi ben bu torpil yapamadım AK Parti'de. Herkes kendi adamını alıyor. Ha, var mı torpil? Var. Ama herkes kendi adamını alıyor. Herkes öyle yani. Ben inanmıyorum yani. Biz yapamıyoruz torpili. Ama var mı? Var. Ben sana söyleyeyim.